pazar akşamları. teşekkürler beni de davet ettiğiniz için. Hani aslında etkinizden diye görünmemle beraber buradaki bulunma sebebim sanıyorum 2003 yılından beri özellikle de insan hakları izleme, özellikle mülteci ve çocuk hakları izleme konusunda ve 2007 yılından beri de küresel bir hesap verebilirlik ve izleme. Orada da özellikle göstergeler çerçevesinde çalışıyor olmam sanıyorum. Öndeki tüm üç konuşmaya da ve konuşmacıya da olabildiğince üzerine ekleyerek, üzerine inşa ederek gideyim diye uğraşacağım. Üç konuyu tartışmaya çalışacağım. Bunlardan birincisi çocukların kültürel hakları, ikincisi kültürel hakları izlemedeki zorluklar, üçüncüsü de çözüm olarak bir insan hakları göstergeleri yaklaşımı. Bu gösterge yaklaşımından bahsedildi. Biraz daha belki derinleştirmeye çalışacağım orada. Temel olarak kültürel haklar zorlu bir konu insan hakları hukuku açısından. Bir taraftan insanlık onurunun bir ifadesi aslında. İşte hani değerleri, inançları, kanaatleri içeriyor. Hem bireylerin hem de grupların haklarını bir taraftan koruyor. Ve grupların haklarını bireylerin haklarıyla beraber eşit hale bir taraftan getiriyor. Ve pek çok konuyu birbiriyle normalde belki de hani çok hissetmediğimiz ya da algılamadığımız şekilde aslında bir araya getiriyor. Örneğin diller, bilimsel bilgi, sanat, geleneksel örgütlenme yapıları, yaşam biçimleri, kültürel miras, mimari, kaynaklara erişim, bunların hepsi ne içeriyor? O yüzden de aslında kültürel haklar bir insan hakların evrenselliğini de biraz gösteren ve insan haklarının evrenselliğini vurgulayan bir tarafı var kültürel hakların. Ben kültürel hakları burada özellikle de yine gösterge metodolojisi üzerinden düşünerek biraz irdelemek istedim ya da baktım daha fazla ve bu bakışa da aslında geçtiğimiz 3 sene içerisinde Kanada'da ve aslında dünyanın değişik yerlerindeki uzmanlarla beraber ama hani merkezi Kanada'da bir pilot çalışma üzerine biraz oturttum. Burada da çocuk haklarına dair sözleşmenin tüm hakları, tüm hak maddeleri üzerine teker teker göstergeler oluşturuldu. Bir süreç yaşandı. Hani uzun bir süreç deniyor. Uzun olduğunu size garantileyebilirim. En az 3 yılımızı aldı. Her bir şeyi sadece göstergeleri oluşturmak, bir de bunların kullanıldığını ya da kullanılacağını, pilotunu vesairesini düşünürsek aslında bayağı vakit alabiliyor. Hakkıyla yapılırsa. Çocukların kültürel haklarında ilk başta tabii doğal olarak çünkü insan hakları izleme işte Feray da Işık da Mine de bahsetti. İnsan hakları hukuku üzerine kurulu insan hakları izleme. O yüzden de insan hakları hukukundaki iki temel özellikle kültürel haklarla ilgili standartlar ve çocuklarla ilgili standartlar üzerinden baktım. Burada aslında örneğin çocuk haklarına dair sözleşmede neredeyse pek çok maddenin içine yedirildiğini aslında görüyoruz biz kültürel hakları. Tek bir maddede örneğin işte çocukların kültürel hakkı diye geçmiyor. Ne bileyim alternatif bakım yani anne baba bakımında olmayan çocukların bakımında da
Örneğin işte dini, kültürel geçmişe bakma, dile bakma bir hak çocuklar açısından bir taraftan. Bir taraftan örneğin genelde kültürel haklarla ilgili kısımlar hep azınlık hakları, yerel haklar, yerel halklar üzerinden geçiyor. Yine aslında uluslararası hukuka ve kültürel haklar hukukuna da bir yenilik de getiren örneğin sağlığın içerisinde var kültürel haklar durumu. Bu da kültürel hakların bazen kültürel gruplar tarafından ya da bazı kültürel nüveler tarafından kötüye kullanılması. Bunu önleme var. Yine kültürel haklarla ilgili eğitim hakkında kısımlar var. Bilgiye erişim hakkında kısımlar var. Ekonomik, sosyal, kültürel haklar sözleşmesinde aslında kültürel haklar doğrudan 15. maddede irdelenmiş ve 3 tane nüvesi var. Bahsedilen dil, din vesaire bunların hiçbiri orada yok. Kültürel hayata katılım var aslında orada. Bilimsel gelişmelerden ve uygulamalardan yararlanma var. Ve bilimsel edebi, artistik hakların korunması var. Bireylerin haklarının korunması var. Çok böyle üstü kapalı olarak ayrımcılık, yani ayrımcılık yasağı ve eğitim içerisinde de var. Ama hep azınlıklar ve yerel haklar üzerine aslında yoğunlaşmış görünüyor. Hem çocuklar açısından hem yetişkinler açısından ama. Bu da izleme açısından aslında bir taraftan zorluk yaratıyor. Çünkü yasal hak olup olmadıkları konusunda hala tartışmalar olduğunu görebiliyoruz burada. Örneğin bazı insan hakları filozofları dil bir araçtır, konuştuğumuz dil. Daha doğrusu dilin iletişim aslında bir haktır diyebiliyor. Hangi dille iletiştiğinizin fark çok önemi yok. Önemli olan iletişim halinde olmanız diyor. Çünkü dili bir araç olarak görüyor. Yine burada örneğin kültürel haklara baktığımızda biraz önce bahsettim. Dağınık ve sınırlarının muğlak olması var. Doğrudan kültürel hakları örneğin tanımlamak için o yüzden de bir özel raportör var aslında Birleşmiş Milletler tarafında. Ve kültürel hakların aslında içeriğini bir parça tanımlamaya çalışıyor. Bunu yaparken ama aslında azınlıklarla ilgili bir özel raportör de var. Bakıyoruz ki dil hakkı doğrudan azınlıklar ve yerel halklara dair bir hak olarak tartışılmış ve çerçevesi çizilmiş. Diğer bir konu da bahsetmiştim. Örneğin çocuk haklarına dair sözleşmenin 24. maddesi sağlık hakkı ile ilgili. Burada alt maddelerden bir tanesi, sağlık hakkının içerisinde yer alan konulardan bir tanesi zararlı geleneksel davranışlar. Sağlığı tehdit eden, zarar veren çocuğa, insana zarar veren davranışlar. Bunların içerisinde genital kesme, çocuk yaşta evlendirme ve onun dışında aslında örneğin çok da belki konuşulmayan ne bileyim çocuğun büyütülmesinde zararlı kültürlerin o çocuğu etkileyerek zararı bir devam haline getiriyor olması. Burada şey de aslında düşünebilirsiniz. Örneğin kundaklamadan da bahsedebilirsiniz burada. Çocuğa zarar veren kundaklama yöntemleriyle çocuğu kundaklamadan bahsedebilirsiniz. Kültürel olarak binlerce yıldır bu kullanıldı, bu devam ediyor diye. Bunun dışında başka konuları da yine devam ettirebiliriz. Örneğin ataerkil yaklaşım ve ataerkil yaklaşımla eğitilmiş binlerce yıldır böyle olduğu için bu bizim kültürümüzün parçası dendiği için bu eğitimin devam ediyor olması ve aslında yeni bilimsel bilgiyle
yine kültürel hakların bir parçası olan aslında bilimsel bilgiyle bu yaklaşımların bir çatışma halinde olması, zarar verenlerin aslında devlet yükümlülüğü olarak zarar verenlerin ortadan kalkması gerekiyorken kaldırılmaması da karşımıza çıkıyor. O yüzden de izlemek oldukça zor oluyor. Çünkü devletler yapması gereken pek çok şeyi kültürel haklarla ilgili bu bizim kültürümüzdür diye kabul etmiyor. Ama bir taraftan da bu uluslararası sözleşmeleri yaparken bu uluslararası sözleşmeleri de aynı devletler aslında hazırlıyor. Bir çözüm olarak insan hakları göstergelerinden aslında ben bahsetmek istiyorum. Burada aslında işte Feray da bahsetti, Işık da bahsetti, Mine de bahsetti. Bir taraftan yöntem olarak örneğin bahsedilebiliyor. Aslında insan hakları göstergeleri bir araç. Bu araç bir şey olması gerekmiyor. Yani kendi başına bir yöntem olması gerekmiyor. Aslında bu araçla nüveleri bulup buradaki akış üzerinden sözleşmedeki bir hakkı belirleme, o hak üzerinden temel nüveleri belirleme, temel nüvelerle alakalı ayrıştırılmış veriye dair bir çerçeve belirleyip bunu işte insan hakları normatif çerçevesi üzerinden araştırıp inceleme, belirleme ve bunlarla ilgili yapısal sürece dair ve sonuca dair göstergeler oluşturma aslında çok rahat yapılabilecek bir çalışma. Fakat zaman alan bir çalışma ve uzmanlık gerektiren bir çalışma. Burada örneğin göstergeler bir araç oldukları için kendi içinde tabii işte bu yönteminden hani bahsettim. Bu aracı aslında bir yöntem olarak görmeyip örneğin olay izlemekle alakalı da belli göstergeleri kullanmak gerekiyor. O göstergeler üzerinden yani daha doğrusu o göstergelerin hayata geçip geçmediğini anlamak için olay izlemesi yapmak gerekiyor örneğin. Yine başka bir şekilde örneğin yine sanıyorum bahsetmişti. Bayağı bir inanç özgürlüğüyle ilgili nüveleri aslında çıkarmışlar. Aslında onların hepsi nüve ve onların altına pek çok gösterge oluşturabilirsiniz. O yüzden de aslında bunu bir insan hakları göstergelerini bir planlama aracı, bir neyi izleyeceğimize dair, nasıl izleyeceğimize dair bize yol gösterecek, bizim işimizi kolaylaştıracak bir araç olarak görmek sanıyorum çok işimizi kolaylaştıracaktır. Ben bir örnekle de devam edeyim istiyorum burada. Doğrudan çocuklar üzerine düşündüğümüzde dediğim gibi dille alakalı ya da hani genel olarak kültür haklarla alakalı tek bir yerde doğrudan bir atıf görüyoruz. Bu da Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 30. maddesi yerel halklar ve azınlıkların kültürel hakları. Buradaki nüvelere baktığımızda biz Kanada için de bakarken, genel olarak da bakarken 3 tane nüveyi bulduk. Birincisi kendi kültürünü yaşama, bir diğeri dinini uygulama, dinini rahatça ya da işte inancını rahatça hayata geçirme, pratikte de hayatında olması. Üçüncüsü de kendi dilini kullanma. Bu üç nüveden bir tanesi kendi dilini kullanma olduğu için de kendi dilini kullanmayla alakalı örneğin gösterge oluşturalım diye baktık. Buradaki göstergelerde yapısal göstergelerden bazılarından hani bahsedeceğim. Burada yapısal göstergelerden bahsederken hep insan hakları hukuku, insan hakları hukuku diyoruz ama hangi hukuk üzerinden bakmak lazımı burada örneğin karşımıza çıkıyor. Ulusal azınlıkların korunmasına ilişkin çerçeve sözleşme Avrupa Konseyi'nin ve azınlık dilleri için Avrupa Şartı'nın örneğin onaylı olması gerekiyor. Türkiye'de bunların ikisi de onaylı değil.
Bir diğeri, ayrımcılığa karşı temel yasalar var mı? Neler yasak? Hangi tür ayrımcılık yasak? Hangi gruplar korunuyor, hangi gruplar korunmuyor? Yine buna bakmak gerekiyor. Dil grupları örneğin korunuyor mu? İşte bütçeli, zaman sınırlı, hesap verebilen ulusal strateji ve eylem planı var mı? Bunu niçin bir gösterge olarak alıyoruz? Çünkü devletin, işte Ferrer de söylemişti, zamana yayılır şekilde hakkı gerçekleştirme yükümlülüğü var. Bu kültürel haklarda özellikle de, ekonomik, sosyal, kültürel haklarda. Bu hakkı hayata geçirip geçirmediğini ölçmek için bu bilgiye ihtiyacımız var. Bir diğeri de hep böyle kaynak sorunumuz var diyoruz. Oysa aslında pek çok, yani bütçesel olarak bütçeyi neye ayırdığınız çok siyasi bir şey, çok politik bir şey. Buraya bütçe ayırıyor olabilmek lazım. Ve bunu göstermek lazım ki hakkın hayata geçtiğini de bir anlamda yavaş yavaş görmeye başlayalım. Sürece dair göstergelerde de işte ana dilde eğitime destek vermek için harcanan bütçe ne kadar, var mıdır? Özel okullar ve kurslar var mı? Destekleniyor mu bunlar? Kamu yönetimi azınlık dilinde de veriliyor mu? Tabelalar var mı? Adalet alanında, eğitim alanında, sağlık, sosyal hizmet vesaire gibi. Yine azınlık dilinde bilgi ve medya destekleniyor mu örneğin? Bunlar sürece dair, yani devletin bir çabası olup olmadığını anlamaya dair göstergeler olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak da çocukların örneğin yüzde kaçı resmi eğitim sisteminde ana dilde ve çoğunluk dilinde eğitim alıyor? Öğretmenlerin kaçı azınlık dili biliyor, konuşuyor, yazabiliyor, okuyabiliyor? Çocuklar tarafından ana dilinde ürettiği medya var mı çocukların? Bu kamu idaresi tarafından destekleniyor mu? Kaç çocuk ana dilini kullandığı için adalet sistemiyle tanıştı? Bu örneğin Işık da belirtmişti, şiddet örneğin gördü mü gibi. Temel sorular aslında bir anlamda karşınıza çıkartıyor ve göstergeler bir planlama aracı bize sunuyor. O bakımdan ben açıkçası göstergeleri çok işimizi kolaylaştırdıkları için önemsiyorum. Ama tabii ki bunca yıl insan çalışınca göstergeler üzerine ister istemez "Aa, ben bunu çok seviyorum, herkes böyle çalışmalı" diyebilir. Teşekkürler.